kürsüsünden Sayıştay bulgularına dair raporundan bazı bulguları okudu. Onlara cevap vermek için huzurlarınızdayım. Ama öncelikle Sayıştay süreci nasıl oluyor sizlere bir bilgilendirme yapayım. Ondan sonra da iddialarla ilgili bulgulara cevapları da vereyim. Bulgular, zaten denetim raporundaki birebir şeyleri okudu dedim. Yani yorum yaptı demedim. Şimdi bu Sayıştay müfettişleri ataması yapıldıktan sonra belediyede denetim konularıyla ilgili bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden isterler. Bu belgeleri istinaden tekrar bir araştırma yaparlar. Bu araştırmaların sonunda kendi ellerinde bulgular olur. Bunları bize sorarlar, biz de cevaplarını veririz. Bu denetim raporu oluşur. Bu denetim raporunu Sayıştay müfettişleri bir üst kuruluna sunarlar. Bir üst kurulda da bu incelenip yargılanıp yargılanmayacağını konularla ilgili karar verilir. O kararın sonunda Sayıştay ilamı yayınlanır. Yani buradaki 41 madde ile ilgili yayınlanan tek bir tane Sayıştay ilamı var. Yani kamu zararı oluşan. O da memurların sosyal dengesidir. Yani memurlara ödenen sosyal denge ücretlerinin limitlerin üstünde ödenen farklarla ilgilidir. O da memur arkadaşlara rücu edilmesi istenmiştir. Onun dışında başka hiçbir konuyla ilgili Sayıştay ilamı yoktur. Yani bu raporda kaşların çatılmasına sebep olacak, acaba olmuş mudur denebilecek hiçbir şey yok.